Reçel, pekmez ve bal gibi besin maddelerinin yapısında çok az miktarda su bulunduğu için mikroorganizmalar yaşayamaz. Bu durumun nedeni ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Aslında ortamda su azsa enzimatik reaksiyonlar iş göremeyecek. Hani %15'in altına indiği zaman enzimler çalışmıyor diye. Mikroorganizmalar yoğunluk farkından dolayı sürekli plazmoliz durumda kalır. Evet mikroorganizmanın bakterinin düştüğünü hayal edin mesela ne yapacak? Su kaybedecek. Su kaybettiği için plazma üz durumda olacak. Mikroorganizmalar sitoplazmalarındaki enzimler çalışmadığı için canlılığını yitirmeye başlayacak. Düşünsenize solunum enzimleri çalışmıyor. Canların metabolik faaliyetlerini yerine getirebilmesi için belli bir sıcaklık değerine ihtiyacı vardır. Hocam bu konumuzla ne alakası var? Sıcaklıkla cevap D seçeneği olur. Özdeş 3 bitki büyüklükleri ve toprak özellikleri aynı olan 3 saksı yerleştiren bir öğrenci. Aynı sıcaklık derecelerinde eşit miktarda fakat farklı renklerde ışıklarla aydınlatılmış. Şimdi deney sonucunda bitkilerin fotosentez hızlarının farklı olduğu tespit edilmiş. Yani bir kontrolü deney yapmaya çalışılmış. Mesela sıcaklık sabit, işte şartlar sabit, özdeş 3 bitki, toprak özellikleri aynı. Peki hocam burada ne yapmaya çalışılmış? Işığın dalga boyu değiştirilmiş. Yani rengi değiştirilmiş ve bu rengin bitkinin gelişimi üzerine etkisi araştırılmış. Deney ışık renginin bitki gelişimi üzerine etkisini araştırmak için yapılmıştır. Şimdi bu cümleyi kurduk. Deneydeki bağımlı değişken fotosentezizidir. Evet çünkü bağımsızlar ışık rengi o ışık rengine bağlı olarak bitkide gerçekleşecek hızı bağlı. Bak Adı üstünde bağımlı. Deneydeki bağımsız değişken ışığın rengidir cevabımız E seçeneği olur. Yoğunluğu bilinmeyen bir sıvının içine konulan hücrenin su miktarına bağlı değişim, basınç değişimi. Şimdi yoğunluğu bilinmeyen, şimdi soru işareti koyalım. Bir tane e, hücre var. Ozmotik basıncı giderek azalmış, turgor basıncı giderek artmış. Yani dolayısıyla içeriye su girişi olmuş. Hücre hipotonik ortamda o zaman. T1 anında EK0 yani emme kuvveti dediğimiz... Mutlak ozmotik basınç eksi mutlak turgor basınç emme kuvvetidir. Burada gördüğünüz gibi sıfır. EK ozmotik basınç ile doğru TB ile turgor basınç ters orantılıdır. Şimdi bunu da nasıl yorumlayacaktık hatırlarsanız ozmotik basıncın maksimum olduğu yerde bakın şu aradaki fark maksimumdur. Ozmotik basınç azaldıkça emme kuvveti de azalır. Dolayısıyla ozmotik basınç ile emme kuvveti doğru orantı. Emme kuvveti ile turgor basınç ters orantılıdır. Cevap E seçeneği olur. Resimde bir hayvan hücresi gösterilmiş tamam. Şimdi bir takım değişiklikler var. Mesela bakın burada Y'de yalancı ayak oluşmuş. X'de pinostik cep oluşmuş. Her ikisi de bir şekilde koful oluşturarak içeri alınmış. Z'de bakın maddeler ne yapılmış? Egzostoz da dışarı atılmış. Yani aslında X pinositoz hocam cep oluşmuş. Y fagostos bu ikisi de nedir? Endositoz. Z ise dışarı atılan egzoz, egzostoz. Tabi lizozom var, golgi var, başrol oyuncuları. Buna göre hücresel yapıların aktivitesiyle gerçekleşen X, Y, Z ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X sıvı besinlerin alındığı pinostoz, doğru. Y olayı gerçekleşirken hücre zarı farklılaşarak yalancı ayak oluşturur, fagostoz, doğru. Z olayını hücre dışı sindirim yapan canlılar da gerçekleştirebilir. Şimdi hücre dışı sindirim yapan canlılar gerçekleştir ifadesi aslında nedir biliyor musunuz? Egzostoz dışarıya enzim salgılamak mesela değil mi? Dışarıya salgıladığın enzimi ya da mesela bir böcekçil bitkiyi düşünebiliriz, bir mantarı düşünebiliriz değil mi? O zaman egzostoz burada da gerçekleşebilir ifademiz doğru cevap E seçeneği olur. Şekildeki gibi hipertonik ortama bırakılan bir bitki hücresinde Durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenemez. Şimdi hipertonik ortam, çok yoğun ortam. Bir kere bu hücre su kaybedecek ve plazmoliz olacak. Su kaybedecek çeper tamam yerinde dursa bile zar ne yapacak? İçeri göçecek zar çeper mesafesi artacak. İçerideki koful küçülecek, organeller merkeze yaklaşacak. Bir kere hücre hemoliz olmaz. Hemoliz aşırı su alarak patlama ki burada çeper var. Olayımız zaten o değil. Kofullar küçülecek çünkü koful da su kaybedecek. Hücre zarın hücre çeperinden uzaklaşması beklenecek. Beklenmeyi, so beklenmeyeni sormuş cevabımız A seçeneği olur. Şemada bazı organellerin oluşumu özetlenmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Endoplazmik etikulum golgi koful, lizozom golgi endoplazmik etikulum tarafından üretilir. Şimdi golgiye bakıyorum. Evet. Lizozomun içerisindeki sindirim enzimleri endoplazmik etikulumda üç boyutlu yapı kazanır. Bakın burada şunu söyleyeceğim. Hani bazı maddelere son şekli ver, veren temelde golgidir. ancak endoplazmik etikulum da çok önemli görevleri var demiştim. Beraber çalışırlar hatta tıbbi biyoloji dersinde bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Bakın bunlar mesela bakın şu ribozom. Dolayısıyla bu granüllü endoplazmik etikulum oldu. Granüllü endoplazmik etkulumda bu ribozomlar proteini sentezlediğinde proteinlere burada bir takım değişiklikler yapılarak paketlenir ve golgiye aktarılır. Golgi son halini verir. Yani bu ifade de doğrudur. Koful oluşumunda sadece golgi görev alır. Hayır kofulu kim oluşturuyordu hatırlayalım. Hücre zarı, çekirdek zarı, golgi, endoplazmik etkulum gibi yapılar koful oluşturur. Bunu nasıl aklımıza tutacaktık? Hatırlayın her şey hücre zarından köken alıyordu. Zarlı organellerden bahsediyorum. Oradan endoplazmik etkulum oluşuyordu. Çekirdek zarı meydana geliyor. Golgi zaten endoplazmik etkulumdan oluşuyor. Bakın hücre zarı, çekirdek zarı, endoplazmik etkulum, golgi 4 tane yapıdan bahsettik. Havuz suyunda yaşayabilen bir paramesyumun deniz suyuna koyulunca canlılığını yitirmesine hangisi neden olmuş olabilir? Şimdi bir paramesyum var elinizde. Normalde işte havuz suyu diyelim ki işte 3 yoğunluğu 3 olan bir ortam olsun aslında. Daha da düşük yoğunluk da tatlı suya yakın. Biz biraz abartalım. Gittim ben şimdi bu canlıyı aşırı derecede yoğun bir ortama mesela onluk bir ortama koydum. Ne olacak? Bu su kaybedecek. Bu garibim su kaybedecek sürekli ve plazmoliz olacak. Dolayısıyla fazla su kaybetmesi zaten canlılığın yok olması için aslında temelde yeterli bir sebep. Fakat bir de şöyle bir şey var. Aşırı derecede tuz içeren bir ortama koyuyorsunuz. Hücrenin içerisine de aşırı bir tuz girişi olacak. Yani ozmotik basınç darmadağın olacak. Bu canlının hayatta kalması mümkün olmaz arkadaşlar. O yüzden adaptasyon diye bir mekanizma var ve canlı hangi ortama uyum sağlamışsa o ortamda yaşamını devam ettirebilir. Verilen grafikte 3 hücre ve içinde bulunduğu çözeltideki mineral miktarları verilmiş. Buna göre X, Y ve Z hücrelerinden hangileri hücre içine magnezyum alırken ATP harcar? Hücre içindeki magnezyum, çözeltideki magnezyum. Peki Şimdi o zaman mantık olarak elimde X hücresi, Y hücresi ve Z hücresi var. Bakın soruyu kurgularken şunu yapacaksınız. İçeride 30, Z'de içeride 30. Dışarıda ne var? 20 var. Sonra X'de içeride ve dışarıda 10 var. Y'de içeride 10 var. Dışarıda 30 var ve ben hücre içine madde almak istiyorum. Bakın 20'den 30'a aktif taşıma, 10'dan 10'a aktif taşıma o zaman X ve Z'de ne olacaktır? ATP harcanacaktır.